Evet arkadaşlar, bu ünitemizde zaten sizlerle görmüştük. Bu önümüzdeki bu haftanın son videosu olacak, son ders videosu. Ünitemizin adı Fitness. Yine Join Us kitabından devam ediyoruz. Kelimelerimizi yazmıştık sizlerle. Join Us kitaplarınızı çıkardık sanırım, oradan tekrarlarını yapmamız için. Çünkü biz dersler içerisinde yazmıştık zaten sizlerle. Aerobik, archery, okçulukları söyledik. Özellikle aslında siz bakarken ben şöyle karıştırılan iki şey arasındaki farkı söyleyeceğim. Bunu derste de söylemiştim, tekrar diyeceğim. Trekking ve hiking arasında farklar vardı arkadaşlar. Trekking yaptığımız zamanlarda doğa içinde yine ama dağda değil. Yani çok engebeli bir arazide değil. Trekking'de böyle hani normal yürüyormuş gibi, hatta sınıfta da yapmıştık bunu, bunun gibi devam ediyor. Ama hiking'de özellikle engebeli arazilerde biraz daha böyle efor sarf edilerek yapılan yürüyüşe diyordum. Biraz daha jogging'de tempolu yürüyüş oluyor. Bakın şu yaptığımız jogging, bu tempolu. Ama ben trekking için normal yürüyorum doğada. Hiking için biraz daha engebeli bir araziye ihtiyacım var. Bilginiz olsun. Hemen geçeceğim. Etkinliklerle birlikte çünkü yapacağım. Bunların çünkü az çok anlamlarını biliyorsunuz. Yeri geldikçe de zaten sizlere bahsedeceğim. Evet, şimdi biraz burada. Öncelikle evet. Match the sports with the pictures. Pictures, okay? And the sports are writing here. Okay, first we will check them, then we will match them, okay? Playing basketball, basketbol oynamak, horse riding, at binmek, diving, dalmak. Sometimes we can use the scuba diving, tüplü dalış olarak, tamam? Karate, do karate, karate yapmak. Hiking, az önce bahsettiğim dağlar arasında yapılan yürüyüş olarak söyleyeceğiz. Gymnastics, bunu biliyoruz zaten. Fencing, evet bu biraz alışık olmadığımız eskrim olarak kullanıyoruz arkadaşlar. Hatta şu an onun eşleştirmesi direkt atalım. Şöyle yan tarafta duruyor. Bu fencing olarak geçiyor. Fence olarak geçiyor. Rafting, yine bildiğiniz bir spor. Özellikle Karadeniz bölgesinde çok fazla oluyor. On the river üzerinde, yani nehir üzerinde genellikle oluyor. Skateboarding, bunu biliyorsunuz zaten. Bu da aynı şekilde kayak olarak, kaykay olarak geçiyor arkadaşlar. Hemen şöyle başlıyorum. Because I have the letters near the pictures. Okay, letters, harf. A, B, C, D, E, F, G. Is that going on? Now, playing basketball. Here, playing basketball. Of course, she is playing basketball. So, F, letter is F. Horse riding, he is riding a horse. Okay, letter, I had used the I. Diving, here, we will use the letter D. Karate, do karate, she is doing karate, we will use E. Hiking, okay, he is going hiking, he is going hiking. We can understand also, he has a bag, okay? Good. Gymnastic, she is doing gymnastic. Perfect. Rafting, they are doing rafting. Skateboarding, yeah. He is doing skateboarding. Perfect. We match them. And play basketball, horse riding, diving,
karate, hiking, gymnastik, fencing, rafting, skateboarding. Okay, going on. Here we have a text and we will fill the blanks. Yeah, of course we will fill the blanks. We will fill in the blanks. Here we have the options. We need to choose the correct option. Doğru seçeneği seçmemiz gerekiyor. How can we complete it? Nasıl tamamlayabiliriz bunu? Öncelikle we need to read. Bizim okumamız gerekiyor. And we will try to find the correct one. Doğru olanı bulacağız inşallah, deneyelim. Evan and Johnny are good friends. Onlar iyi arkadaşlar. They have a lot in common. Aynı konu 8. sınıfta, yani şu bölüm, a lot in common konusu bölümü geçiyor. A lot in common, mesela iki kişi arasında yaptığı çok ortak, common yaygın demek. A lot in common, have a lot in common da iki kişi arasında yaptıkları birçok işte benzerlik, ortak nokta olması. İyi arkadaşlar, çok ortak yanları var. Yani ikisinin ortak, yaygın olarak yaptığı şeyler var. Mesela iki kişinin basketbol oynamayı sevmesi gibi, iki kişinin aynı tarz filmlerden hoşlanması, aynı tarz müzikleri dinlemeyi sevmesi gibi. Bu iki arkadaşın çok iyi geçinmesinin nedeni ortak çok fazla noktaları olmasıdır. Devam ediyorum. They both, her ikisi de, onların her ikisi de like doing regular, regular düzenli. Buradan hatta hatırlayın, geçmiş zaman konusunda regular verb ve irregular verb vardı. Düzenli fiiller, düzensiz fiiller. Hemen bakıyorum. Düzenli olarak ne yapmayı sever arkadaşlar? Do exercise, değil mi? Do exercise. Biraz büyüteyim bunu. Daha net, biraz da şöyle çekeyim. Daha net görebilmeniz için. Sanırım daha iyi bence şu an, evet. Onların her ikisi de egzersiz, düzenli egzersiz yapmayı seviyorlar. Onların favori sporu nokta nokta nokta. At weekends they get on their bikes and go to different places. Tamam. Hafta sonları onlar bisikletlerini alıyorlar ve farklı yerlere gidiyorlar. Şimdi bunu söylüyorsa arkadaşlar, bir önceki cümlede onların favori sporları tabii ki cycling, yani bisiklet sürmek olacak. Evet, devam ettim. They also like playing blah blah blah, like chess and checkers. Chess, yani burada chess ve checkers'ın biz ne olduğunu biliyoruz. Satranç ve dama olduğunu biliyorum. Seçeneklerde baktığım zaman bunların ikisi de birer board games, yani ahşap tahta oyunu. Onlar demek ki de olsalar ne oynamayı seviyorlar ikisi de, üçe baktığın zaman. Yani bu tahta oyunlarını, satranç ve dama gibi bu tahta oyunlarını oynamayı seviyorlar. At school, okulda, they are in the blah blah team. Onlar nokta nokta grubunda, topluluğunda, takımında daha doğrusu, özür dilerim. They practice either in the river or the blah 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 team. Şimdi bakalım. Onlar ne takımında olabilir? Sailing, yelkencilik takımında olabilir. Çünkü river'dan falan bahsediyor. Hemen baktım. Evet, yelkencilik demek sailing. Yelkencilik takımındalar. Onlar nehirde, river nehir ya da lake, gölde. Bu arada nehirle göl arasındaki farkı sormuştuk sizlere. Nehir daha akışkan, gölde daha sabit, yuvarlak demeyelim, farklı şekilde göllerde var ama daha sabit, göl sabit olan, lake akışkan olan diye söyleyebiliriz. Johnny is also does blah blah. He gets up early in the mornings and goes to the park. Şimdi bu Johnny'miz bizim erken kalkıyoruz sabahları, yeter uyanmak böyle erkendi. And goes to park, parka gidiyor diyor. Şimdi burada ne yapabilir? Şimdi bakalım, do jogging yapabilir. Yani burada zaten riding, binme işlemi değil, diving down, bu parka gittiğine göre burada jogging, hani böyle hafif tempolu koşuya jogging diyorum. Hani böyle bizim teyzelerimizle gidiyorlar ya böyle parklara, hafif böyle bir tempolu koşu. İşte ona jogging diyoruz. Bunu da seven Johnny arkadaşımızmış. Ne? Write the sports shown in the pictures under correct categories. Tamam. Ama öncesinde birkaç notum var sizlere. Şimdi buraya bakıyorum. Bir fiilim var, yapmak anlamına gelen do. Bir fiilim var, oynamak ve çalmak anlamına gelen play. Diğer en son fiilim de gitmek anlamına gelen go.
Bu durumda aslında çok İngilizce'de Türkçe düşünmemesi taraftarıyız ama hani bazı durumlarda sanki düşünülebilir. Burada yapmak, oynamak ve go. Ben mesela yoga oynamak diyebilir miyim? Yüzmek oynamak diyebilir miyim? Diyemem, değil mi? Ya da yüzmek yapmak diyebilir miyim? Yüzme yapmak. Öyle diyemiyorum işte. Yani burada ben şu kategorileri sizler için açacağım ve bunların üzerine konuşacağım. Bu bölümde açılacaklar için özellikle dikkat edin, sonlarında ING yani ING takısı var. Bu da bizim için bitiyordur, cebimizde not olarak kalsın. Yani ben bu ünite için Go fiiliyle kullanabileceğim etkinlikler dediğim zaman aklıma şu ING'ler gelecek. Bakın şimdi ben bunları büyüteceğim, bunlar üzerinde konuşacağım. Şimdi aslında birebir çevirilerde daha net anlayacaksınız Türkçe niye biraz düşünebiliriz dediğimi. Şuradan başlayalım mı? Biraz büyüteyim şöyle. Tek tek gidelim. Çünkü böyle büyüyünce daha güzel oluyor. Şöyle. Şimdi do. Yoga yapmak. Pilates yapmak. Karate yapmak. Şimdi yoga gitmek olur muydu? Olmaz değil mi? Yani ben ne yapmam? Yoga yaparım. Pilates yaparım. Karate yaparım. Bakın anlam olarak çevirdiğinizde zaten böyle. Devam ediyorum. Oynamak. Masa tenisi oynanır. Masa tenisi yapmak olmaz mesela. Değil mi? Masa tenisi oynanır, golf oynanır, basketbol oynanır, futbol oynanır, handbol oynanır bunlar. Zaten şu bollu olanlar hep oynanıyor. Oradan da bir tüyo verelim. Gitmek, evet. Bu da bizim işimiz tüyo aslında. Bakın, yüzmeye, pardon, balık tutmak demek. Fishing, fish balık tutmak. Ayıncı gelmiş. Yani sonunda ING takısı var. Ayıcı geldiği için go fishing, go jogging, go swimming olarak kullanacağım. Sonlarında ayıcı var, dikkat edelim. Şimdi güzel. We will fill the puzzle, okay, together. First thing. Number first. What is he doing? He is climbing. Okay, you can complete with me at home. Okay, just open your book. Two. What is she doing? She is roller skating. Because under the shoes, she has roller. Okay, she has roller. So she is roller skating. Two, number two. Here is a tree. So I need to picture tree. Where is? Okay, here. He is badminton. Badminton. Okay, now I am at four. I'm the four. What are they doing? They are hiking. Yes, they are hiking. Good. Now we are at five. So I need to picture five here. What is he doing? He is canoeing. He is canoeing. I am a little fast. If you want to complete your books or the other page, you can stop the video. Okay, you can write, then you can go on. Here we are at six. I need to, yeah, here. What is he doing? He is boxing. Okay, and the last one. What is she doing? She is cycling. Yeah, she is cycling. Okay, now I'm going on. First question. For the questions, one between nine, choose the correct options to fill in the blanks. Okay. My father loves
bla bla. Bakın burada da love'dan sonra fiil ing alacak. Hangisi olursa olsun. Ona göre yaptık. Ne demiştik? Live, like, hey. Bunlardan sonra fiil ing alın. On and wanting. Daha da nokta 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 yapmışsınlar. O bunun riskli olduğunu ama heyecan verdiğini düşünüyor. Team düşünüyor. O zaman ben daha ne yaparım? Climbing, tırmanırım değil mi? Dağ tırmanışı. Climbing. Aktivite olarak da mountain climbing olarak birlikte geçiyor. Ama tırmanmak anlamında sadece climbing, yani climbing olarak alıyoruz. Naim Süleymanoğlu. Who is Naim Süleymanoğlu? Of course you know. Because he is famous. Naim Süleymanoğlu was a great wide leather. Very hard energy. Very strong breaks world records. Yani çok güçlü ve dünya rekorlarını kırıyor. Yani dünya rekorlarını aşıyor anlamında kullanıyoruz. Wide lifter'ın kilo, wide kilo lifting kaldırmak, wide lifter'ın halterci olduğunu birlikte isim olduğunu unutmayalım. It has a heavy ball. Okay, you have a heavy ball. You need to throw the ball well to drop to pit. You have the balls. I'm throwing, so of course it is bowling. And I like playing bowling in my free time. Okay, question 4. I want to lose some weight. I also ben de vermek istiyorum biraz kilo. So bu yüzden I have to in the morning. Ben sabahla ne yapmak zorundayım? What is she doing? She is going jogging. Of course, jogging she is. My favorite sport is blah blah blah. I like being in the water. Suyun içinde olmayı seviyorsam. Which option is related with water? Of course, it is swimming. It is swimming. Burada ilişkili olan tek seçenek suyla ilgili spor ne var? Swimming var. Okay. Let's play table tennis. Hadi diyor masa tenisi oynayalım. Ama bizim iki rakete ve en az bir topa evet need ihtiyacımız var. Need ihtiyacımız var. How about going on a picnic? Ne dersin? That sounds blah blah blah, but it will be rainy in the afternoon. Diyor ki, pikniğe gitmeye how about, ne dersin? What about da, how about da bir soru kalıbıdır ve ne dersin anlamına gelir. Kendinden sonra fiil ing alır. Hangi fiil olursa olsun. How about playing basketball? Basketbol oynamaya ne dersin? What about listening to music? Müzik dinlemeye ne dersin? What about solving the text çözmeye ne dersin gibi. Şimdi burada da kulağa olumlu bir şey söyleyecek. Aslında hani güzel ama diyor öğleden sonra it will be rain. Rainy, yağmurlu olacak diyor. Hava yağmurlu olacak. Demek ki that sounds amazing. Hani hoş, that sounds amazing. Hoş ama yağmurlu olacak diyor. My favorite sport is blah blah. I like spending my time by the seaside. Sea deniz, side kıyı, köşe, kenar. Seaside deniz kıyısında. Ben diyor vaktimi, my time, vaktimi deniz kenarında geçmeyi seviyorum. Şimdi burada baktığım zaman benim favori sporum bilmem ne. Ben deniz kenarında vakit geçmeyi seviyorum demiş. Tabii ki burada deniz kenarı olan tek etkiliğimiz fishing, çünkü balık tutmak. Hamza Çelebi can, az önce bahsetmiştik, kaldırmak anlamına gelen white kiloydu, lift kaldırmaktı. Buradaki resimde de zaten direkt kaldırmak anlamında söyleniyor. Asansör olarak da biliyorsunuz bazı şeylerde kullanıyoruz lifti. Bilginiz olsun. Which of the following sports isn't used with go? Hangisi go ile yürüteceğim? Çok güzel, az önce bahsettim. Hangisi go ile kullanılmaz?
Okay, use it we go. Şimdi burada arkadaşlar hiking, swimming, climbing. Bir önceki söylediğimde hatırlayın. Az önce doldurduğumuz bölümde dikkat ettiyseniz şunu söyledim. Hepsi bakın dedim ing ile bitiyor. Doğru mu? Evet. Ben bunları ing ile olanları kolayla kullanabilirim ama futbol gitmek diye bir şey yok. Hem de zaten fiilin, yani kelimenin sonunda özür dilerim, ing yok. Şimdi bu bölümümüz bu kadar bitti. Tekrarlıyorum arkadaşlar, kendi kaynak kitaplarınızdan da, bizim kendi zaten yeterince kaynağımız var. Etkinliklerimize girmeyi, sistemlerimizi yapmayı unutmayın. Aklınıza takılan bir soru olursa bizimle mutlaka iletişim haline geçin. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Sağlıkla kalın.